Merhaba değerli gönül dostlarımız. Bugün sizlere KPSS sınavında yanlışlar doğru cevaplarımızı nasıl etkiliyor? Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmaya çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar, KPSS adı üstünde engelli kamu personel seçme sınavı 2012 yılından bu yana ÖSYM tarafından her iki yılda bir gerçekleştirilmekte. Bu sınav ÖSYM sınav formatı tarzında yapıldığı için ve ÖSYM tarafından uygulandığı için ÖSYM sınav formatına dair tüm kurallar bu sınav için de geçerli arkadaşlar. Yani ÖSYM diğer sınavlarda hangi kuralları uyguluyorsa KPSS sınavı için de bu kuralları uygulamakta. Tabii engelli kamu personel seçme sınavı olduğu için engelli bireylere bazı ayrıcalıklar tanınmakta. Ancak soruların cevaplanması kısmında bu ayrıcalıklar diğer sınavlarla eşit arkadaşlar. Yani 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor arkadaşlar, tabiri yerindeyse. Diğer sınavlarda olduğu gibi yapacağımız 4 tane yanlış, vereceğimiz 1 tane doğru cevabı silmekte arkadaşlar. Puan hesaplaması ise her adayın o soruya verdiği cevaba ve diğer adayların o sorulara vermiş olduğu cevaplara bakılarak ortalama hesaplanır. Tabii bunun ince hesaplamaları var arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek anlatarak sizleri çok fazla kafanızda meşguliyet oluşturmamak adına sadece özetle şunu söylüyorum. ÖSYM sınav hesaplama formatında uygulanan sistem burada da aynen geçerli arkadaşlar. Evet, ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlarda olduğu gibi 4 yanlış 1 doğruyu burada götürüyor dedik. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. O da emin olmadığınız sorulara cevap vermeyin. Yani normalde bir sınava başladınız, sınava devam ediyorsunuz. Sınav bittikten sonra emin olmadığınız cevapları boş bırakın. Boş bıraktığınız sorulara vaktiniz kalırsa tekrar geri dönerek o soruları inceleyin arkadaşlar. Ama emin değilseniz soruya cevap vermeyin. Çünkü ham puanlar hesaplanırken yanlışlar doğruları götürdüğü için bir adayın normalde alacağı 40 doğru, yapacağı 20 yanlıştan düşünürsek ortalama 5 tane doğrusunun silinmesi anlamına gelir. Yani 60 sorudan 20 tane yanlışımız olsun, 40 tane doğrumuz olsun. Bu 40 tane doğrumuz 35 doğru olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. O da nasıl? 20 tane yanlışımız her 4 yanlış 1 doğruyu götürdüğü için 5 yanlışa tekabül eder. O da 40 netten 35 nete düşer. Peki bunun tersinde o soruları boş bırakmış olsaydık ne olurdu? Hiçbir şekilde etkilemezdi arkadaşlar. Tekrar örnek verelim. 60 tane soruluk testten 20 tane boşumuz olsun, 40 tane net doğrumuz olsun ve bu net doğrular hiçbir eksilme olmadan puan hesaplamasına girer arkadaşlar. Tabii benim az önceki anlattıklarım varsayımlı örnekler arkadaşlar. Bunu çeşitli rakamsal değerlerle çoğaltabiliriz bu örnekleri. Yani benim burada sizlere anlatmak istediğim, emin olmadığınız hiçbir soruya kesinlikle cevap vermeyin. Önce emin olduğunuz, doğruluğuna kesin ve kanaat getirdiğiniz sorulara bakın arkadaşlar. Yani bu şu değil, 60 sorunun 60'ına da cevap vereceksiniz diye bir kural yok. Tabii burada 60 soruda 60 net çıkaran arkadaşlarımız da olabilir. Bunu da istinaden ayırmak istiyorum. Ama genel manada bu konuyu ele alırsak bilmediğiniz soruyu asla yapmayın arkadaşlar. Çünkü ÖSYM formatında olduğu için KPSS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor arkadaşlar. Evet, bugün de kafalarda çok meşgul olan bir soruyu hep birlikte yanıtlamaya çalıştık. Sağlıklı yarınlarda mutlu kalın, esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.